kaybettiğimizi sandığımız insani değerlerimiz aslında her zaman etrafımızda. Yalnızca bunu fark etmek gerekiyor. Nefesimizi, sayısız nimeti, sorumluluklarımızı, merhameti, mucizeleri, kainattaki bunca dengeyi fark edebilmek. Bu zor değil. Hayatın koşuşturmacası arasında fark edemediğimiz onca mevzu yıllardır Halil İbrahim sofrasında. İbrahim Soy'dan Erden'le Halil İbrahim sofrası Cuma ve Pazar hariç saat 12'de Lale Gül FM'de. Halil İbrahim sofrası insanca, insanca, insanca. Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Mevlamızın Celle Celaluhu rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Mevlamız Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Onun son peygamberi, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli dinleyenlerim, güzel bir gündeyiz İstanbul'da ve bize kulak veren siz muhterem dinleyenlerimize selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olan bir radyo programı olur. Halil İbrahim sofrasından selamlar, sevgiler. Bugün, dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Neydi? Boş vaktimizi belirlemek, boş vakit kavramını değerlendirmek ve gerçek anlamı nedir? Bunu paylaşmaktı dün. İnşallah gerekli olan şeyleri anlatabilmişizdir. Bugün de yeni şeyler söylemek için vakit nasıl değerlendirilir onu konuşacağız. Dün birçok şey öğrendik. Birçok şey inşallah hayatımızda değişmiştir. Hatta birçok şey değil, bir mevzu dahi değişmiş olsa, yarınlarımız için, ahiretimiz için, bundan sonra kalan ömrümüzde daha hayırlı, daha faydalı işler yapabilmek için bir mevzu, bir yanlış, bir gaflet, bir günah bile geride kalsa, bizim için kâr kârdır. Vakit nakittir diyenlere inat, hayır, vakit nasıl nakittir? Ahiret pazarı için, ahiret için, azık için vakit nakittir. Para kazanmak için değil demiştik. Ramazan kardeşimle beraber bugün yayını sizlerle paylaşacağız. O da sizden gelen WhatsApp'tan yollayacağınız mesajları size okuyacak, paylaşacak. Sen de hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk İbrahim abi. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür abi. Seni de iyi gördüm maşallah. Allah razı olsun. Çok güzel tepkiler var dünkü programdan sonra. Buradaki telefona bakan kardeşlerim de söyledi. İnşallah bu televizyonun, internetin veya boş geçirdiğimiz birçok şeyin yenileri bugün konuşulur. Yeni yeni kardeşlerimiz hayatlarında kararlar alırlar. Hayırlı bir program olur inşallah kardeşim. İnşallah. Nereye mesaj yollasınlar dinleyenlerimiz? WhatsApp hattına tabii ki de. WhatsApp hattımızda 0541 802 82 82 0541 802 82 82. Programımızın bugünkü konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Eyvallah Ramazan kardeşim. Dünkü programda biliyorsun değil mi Ramazan? Vaktin aslında boş olmadığını Müslümanlar için ne yaptık öğrendik değil mi? Boş, evet. Bir vakit yok. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi bundan zaten men etmiş. Boş bir vaktimiz yok. Bugün istersen dinleyenlerimize şunu anlatayım. Bu vakti nasıl değerlendireceğiz? Olur mu? Evet abi. Sen de gelen mesajlara bakarsın. Programla ilgili olanlardan seçersin, okuruz inşallah. Tabii. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, Üstad Necip Fazıl'ın, Allah rahmet eylesin,
çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi var. Zamanla alakalı diyor ki, nedir zaman, nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman, nedir? İniş mi, yokuş mu diyor. Gerçekten bu zaman nedir? Şunu unutmayalım ki değerli dinleyenlerim, zaman kimseyi beklemez. Ben seni beklerim, Ramazan beni bekler, annen seni bekler, o bunu bekler, otobüs birkaç dakika bekler senin yetişmen için. Ama zaman kimseyi beklemez, kimseyi. Ne padişah olman, ne çiftçi olman, ne siyasi bir kişi olman, tanınmış bir kişi olman hiç önemli değil. Zaman kimseyi beklemez. Dün artık mazi oldu bizler için. Artık dün diye bir şey hayatımızda yok. O dün vardı. Dün vardı o. Bugün yok. Yarın bizim için belirsizliğini koruyor. Çünkü yarın bizim için olup olmayacağının garantisini bilmediğimiz bir şey. Dolayısıyla bugün aslında bizim avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir hediye. Yani şu an, şimdi biraz kendinizi motive etmeye çalışın. Derin bir nefes alın. Yavaş yavaş burnunuzdan verin. Ve elhamdülillah deyin. Belki içinizden. Şu an, şu dakikalar, şu saniyeler size sunulmuş bir armağan, bize verilmiş bir hediye. Mazi olan insanlar vardı dün. Salalar okundu. Allahu Teala rahmet eylesin. Belki bugün hangi salalar okunacak, kimler için? Belki salası okunmayan, namazı kılınmayanlar da olacak, Allah korusun. Dünyanın nerelerinde ve ülkemizde. Mazi, yani geçmiş, bitti. Dünyada ne yaptıkları, nasıl bir ömür yaşadıkları, ne uğruna gençliğini harcadıkları, bir gün içinde ne yapıp ettiğiyle beraber sorgu suale giden yolcular oluyor. Unutmayın, bugün sizin için bir hediye. Mutlu olmak, şükretmek, hamd etmek için. Maalesef günümüzde çoğumuz bilinçsizce zamanı boşa harcıyoruz. O boş zaman denilen kavram sadece burada anlam kazanıyor. Bilinçsiz olduğumuz için zamanı değerlendiremiyoruz. Çünkü zamanı bilmiyoruz. Zamanın o kullanım düzeni aslında hepimizin kendi elimizde. Derler ya, verimli çalışmak. Bir hasat zamanında sizin masrafınız 15 bin liradır. Geliriniz 15 bin liradır. Ama önemli bir takım kaideleri kullanırsınız. Güneş ışığından yararlanmak veya zamanında ekmek veya bir takım sulama tekniklerini kullanmakla ne yaparsınız? Bu sefer 15 bin liralık bir masraf edersiniz tarlanız için. Hasat zamanı bakarsınız ki o 17 bin lira olmuş. Bu da verimli kullanımı gösteriyor. İşte nasıl ki biz verimli bir şeyi kullandığımız zaman ondan daha iyi kar elde edebiliyoruz. Zaman içinde öyle değerli dinleyenlerimiz. Verimli kullanmak gerekiyor. Bizim yarınımıza bir garantimiz yok. Ama bunu lafla söylemeyelim. Samimiyetle söyleyelim. Vallahi yarına, bırak yarını, bu radyo programını bitireceğimizin bir garantisi yok. Sizin de bu radyo programını dinlerken sağ kalacağınızın veya program bitmeden ölmeyeceğinizin bir garantisi yok. Böyle bir zamanla karşı karşıyayız. Ve sahip olduğumuz en az şey hayatımızda nedir biliyor musunuz? Para değildir. Hiç öyle hayıflanmamıza gerek yok. Daha geniş, daha büyük bir ev değildir. Hiç kusura bakmayın. Daha iyi bir yaşam, ne bileyim
efendim daha güzel, böyle ne bileyim daha ferah bir araba şu değil. Şunu unutmayın değerli kardeşlerim. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman şu kaideyi değiştirmez. En az şey hayatımızda zamandır. En az şey. Gerçekten de en fakir olduğumuz şey zamandır arkadaşlar. İnsan boşa harcadığı zamanları bir araya getirse, nasıl zamanını boşa harcadığını öyle bir bilir ki, İmam Şafii rahmetullahi aleyhin çok güzel bir sözü vardı. Tam programımızla alakalı. Zamana kusur buluruz. Oysa zaman konuşacak olsa utanırız. Zamanı değerlendirmek ve kazanmak meşgul görünmek değil, hedef ve amaçlarımızı varoluş amacımız doğrultusunda gerçekleştirmekten ibarettir değerli kardeşlerim. Ne güzel söylemiş. Zamana kusur buluruz oysa zaman konuşacak olsa utanırız diye. İlerleyen dakikalarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Uykumuzu bir düzene sokalım. Boş saatler zaten uykumuzu almışız. Biraz daha yatmaya çalışırsak eğer sarhoş gibi kalkarız. Ve günümüz birçok şeyde olduğu gibi adaptasyon sorunlarıyla geçer. Gözümüzü açamayız böyle çapaklanmış gibi. Kalbimiz hızlı hızlı atmaya başlar. Ve dikkat edemeyiz. Çünkü fazla uyuduk. Kabirde zaten bol bol uyuyacağız. Gerçi orada da uyutmama durumu olabilir. Orada da dinlenmeme durumu olabilir. Azap da var Allah korusun. Ama şu an bizim keyif, uyku, rahat vaktimiz değil. Milyonlarca insan ahiret azığını götürüyor şu anda çalışıyorlar. Bu insanlar enayi değil. Bir şeylerin farkındalar. Şöyle düşünelim lütfen. Lisedesiniz, üniversitedesiniz. Öğretmenin size not verecek. Adaletli olmak zorundasınız. Adaleti bilmek zorundasınız. Lütfen söyler misiniz? Bir öğretmen olsanız, talebelerinizden bir tanesi ismi Ali diyelim. Ali çok çalışkan, yardımsever ve derslerini muntazam yapan, diğer sınıftaki arkadaşları için de onların öğrenmeleri için o dersi elinden geleni yapan bir öğrenci Ali ve derslerde çok başarılı, emek veriyor, öğrenmeye çalışıyor. Yanında da Ahmet var. Ahmet de tembel, hatta bırakın tembelliği, diğer arkadaşlarının dersi dinlemelerine bile engel olmak için elinden geleni yapıyor. Sizin öğretmen olarak verdiğiniz sorumlulukları yerine getirmiyor, dersi diğer arkadaşlarının dinlemesine engel oluyor, size asilik de bulunuyor, cevaplar veriyor. Böyle bir öğrenciyle Ahmet'le Ali'ye nasıl not verirsiniz? Bu bizim dünyadaki mevzumuz. En adil olan Allah Celle Celaluhu'nun kanunları değişmez. Hiç inananlarla inanmayanlar bir olur mu? Lütfen söyler misiniz? Şöyle bir sözü duymadınız mı? Ey gençler, ey hanımefendiler, ey erkekler, şunu duymadınız mı? Allah Azze ve Celle bizi nefsimizle baş başa bıraktığı zaman orada, buyur kendini yargıla dediğinde, öyle bir şey olsa bile ne diyecekmişiz biliyor musunuz? Ben cehennemliyim. Ya, kendi kendimize bile biz bunu diyebilecek durumda olacağız. Çünkü yalan konuşamayacağız orada. Lütfen söyler misiniz? Kendi kendinizi hiç yargıladınız mı? Eleştirdiniz mi? Boş dizilerin, kahkahalarla karşısında vakit geçirdiğimiz bunca efendim yarışma programlarının sanki Allahu Teala'nın bir farzıymış, dinin bir emriymiş,
Kur'an-ı Kerim'de geçen bir farziyetmiş gibi gördüğümüz, bu cep telefonlarına esir olduğumuz bu Facebook'lar, WhatsApp'ları ne yapacağız? Hiç mi öz eleştirde bulunmayacağız kendimize? Hiç mi şunu demeyeceğiz? Ya doğru ya, ben kendi kendime hiç eleştirmedim bu zamana kadar. Ve hiçbir adım da atmadım Allah rızası için. Bu öz eleştiriyi yapabiliyorsanız, siz cidden kendinizi geliştirmiş bir insansınız. Ama bunları ben söylerken, nefsinize dokunuyorsa, İbrahim soydan erden şu an konuşuyor ama ne kadar itici, ne kadar şöyle böyle falan, bunu diyebiliyorsanız burada bazı eksiklikler vardır. Doğru her zaman doğrudur kardeşim. 8 yaşında bir çocuk da gelir, sizin bir hatanızı doğru bir lisan ile söyler, siz ona bir şey diyemezsiniz. Adam kafir de olsa ya da ben inanmıyorum diyen, ateistim diyen birisi de olsa, size doğru bir bilgi verirse, ki zamanında bunlar olmuştur, o doğrudur. Bana ne ya, dinsizin kitapsızın, efendim ben sözünü nasıl kabul edeyim? Veya 8 yaşında bir çocuk o, bana ne ya, ben onun babasıyım, annesiyim, dedesiyim, bana akıl veremez. Hayır, doğru, her yerde doğrudur. Ve en kaliteli insanlardan bir tanesi, haslettir zaten bu, kendini, hatalarını görebilmek, başkalarının hatalarına odaklanmadan önce kendi hatalarını tespit edebilen ve düzeltmeye çalışandır. Maalesef insan zamanını boş yere ve anlamsız gülmek için, eğlenmek için bir sürü kurgu, yani gerçek olmayan ve dedikodular üzerine, sadece gülmek, eğlenmek üzerine kurulu televizyon programlarıyla boşa harcamamalıdır. Ben fuhuş içerikli bir şey izlemiyorum. Ne izlerseniz de, İslam alimlerinin görüşü şu: bir kadına veya erkeğe şehvetle bakmak haramdır. Şuraya dikkat edin. Keyfi olarak televizyonda, cep telefonundan, YouTube'dan dizi izlediniz. Biraz güleyim, şaka şuka bir şeyler bakayım dediniz. Bunu izlemekte günahtır. Şimdi buna ne gerek vardır? Kur'an-ı Kerim'de boş ve faydasız olan her şeyden uzak durulması gerektiği anlatılmıyor mu? İbrahim Bey, ben hiç gülmeyecek miyim? Kardeşim gül, suratını as, bön bön otur demiyorum. Ama elin kadınına bakmakla, elin adamına bakmakla güleceksen gülme. Olay bu. Gözler konuşacak değerli kardeşim ahirette. Nereye baktığını tek tek ama tek tek anlatacak. Ya Rabbi, benim vücudunda olduğum erkek şu kadına baktı. Zorunlu değildi. Kendisi bilerek açtı, baktı diyecek Allahu Teala'ya. Allahu Teala zaten daha iyi bildiği halde. Ve hanımlar hangi erkeğe baktılar? Kocaları mıydı? Hayır. Babaları mıydı? Hayır. Ya Rabbi, benim olmayan, helalim olmadığı halde sırf keyfinden dolayı açtı, şu dizileri, bu filmleri, bu şarkıları, türküleri, oradaki erkekleri izledi. Bunun gayesi sapıklık olarak değerlendirilmesin. Haber de izlesen aynı. Gülmek için benim niyetim iyi desen de aynı maalesef. Kadın için de erkek için de aynı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Eşler olarak birbirimizi kıskanıyoruz. Domuzun dışında zaten, domuz hayvanının dışında eşini kıskanmayan hiçbir hayvan yok yeryüzünde. Bir tek ona mahsus. Ne diyoruz? Kıskanma diyoruz. Peki hiç bu yönden düşündük mü? Çok sevdiğimiz kocamızın, çok sevdiğimiz hanımımızın sadece bizi mi görmesini isteriz? Yoksa binlerce kadının resminin, hayalinin canlandığı bir beyne mi sahip olmasını isteriz? Hanımlar istemez.
erkekler de aynı şekilde istemez. Sokakta yürürken elbette ki insanlar gayri ihtiyari olması gerektiği gibi ekmek alırsınız, parasını verirsin. Adam markete gider, alışverişini yapar. Kasada bir kasiyer, bir hanım vardır. Muhabbet, gırgır, şamataya gerek yok. Parayı verirsiniz, tamam. Ama bilerek, isteyerek, kendi elinde olan televizyon kumandasıyla, cep telefondaki internetten YouTube'a girerek, bilmem ne yaparak, şarkıları, türküleri, dizileri izlemek, kendi isteğinle yapmak büyük bir vebaldir. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Boş vakitler, bakın bu konuda büyük bir tehlike içindeyiz. Bu dediğim şeyler sizin için çok basit, hatta geri kafalıca bir fikir diye görünebilir. Ama neye uğruyorsak şu anda, ne haldeysek bunlardan oluyor, biliyor musunuz? Aman bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya, ama 2017'deyiz ya falan. Benim kalbim temiz, benim niyetim şöyle, yok yok ben çok şeyim yani falan. Değil abi, değil. Allah-u Teala neyi haram ettiyse, neyi yapma diyorsa yapmayacaksın. Bitti. Kendi aciz aklımıza biz bunu düşünemeyiz. Yok ya, ben sapık mıyım ya? Allah Allah, ne demek yani? Benim teyzemin kızının, amcasının, gelininin bilmem nesi o falan. Hayır. Aynı odada durma diyorsa durmayacaksın. Bakma diyorsa bakmayacaksın. İzleme diyorsa izlemeyeceksin. Bu kadar. Örtün diyorsa örtüneceksin. Namazını kıl diyorsa kılacaksın kardeş. Yok. Allah korusun. Bir sohbeti dinlemiştim. Ya Rabbi, haşa sümme haşa, sen bilmiyorsun, ben senden daha iyi biliyorum. Allah korusun. Bunu mu demek istiyoruz? Allah-u Teala bakma diyor. Yok yok ya Rabbi, sen bakma diyorsun da benim niyetim çok temiz, ben bakarım, bir şey olmaz. Hayır. Terbiyesizlik yapmayacağız. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Tekrar ediyorum. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Şu pencereyi bir açar mısın hemen? Aç abi hızlı bir şekilde. Hızlı 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 hızlı. Bakın bir ses duyacaksın şimdi. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Kapatalım abicim. Bak sala okunuyor. Şimdi Allah rahmet eylesin. Tabiye Şeyh Muz Camisi bizim yan tarafta burada. Allahu Teala rahmet buyursun. Şimdi oradaki şu selanın okunduğu kişi yarın sen olacaksın kardeşim, ben olacağım. Yarın senin annen olacak, istemesen de baban olacak. Senin evladın olacak. Bak şu an bu zamanı konuşuyoruz ya, şu selanın okunduğu hanımefendi, yani merhume veya abimiz veya kardeşimiz merhum bize zamanı şimdi kendi anlatsa, canlı canlı anlatsa bize, ölüm en büyük nasihattir. Şimdi YouTube'a girip de dizi mi izlerdi? Şarkı türkü mü dinlerdi bu mefta? Şu an bitti bakın bu sala. Niye haber veriyor biliyor musun? Geçen geçti bir kere, bitti. Zaman arkadaşım, zaman. 10 saniyen varsa canım mı sıkılıyor? Kelime-i şehadet getir. Moralim bir bozuluyor. Bir salavat oku. Hiçbir şey mi bilmiyorsun? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de. Allah de ya. Bu kadar mı dilin dönmüyor ya? Değerli kardeşlerim, zamanı nasıl değerlendirmek gerektiğini ikinci bölümde inşallah sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi hızlı hızlı şöyle bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gereksiz yere zamanınızı tüketen şeylerden kurtulun. Nedir bu? Günde bakın kendinize. 3-4 saat mi geçiriyorsunuz televizyonda? Bunu 10 dakikaya düşürün, yarım saate düşürün. Efendim ben haberleri izlemeden duramıyorum. İzlemeden durabileceğinizi öğrenin. Efendim illaki şu dizi var ya, ah o dizi, o dizi olmadan... İçine bakın lütfen. O dizinin içinde sizin izlememeniz, görmemeniz gereken bir şeyler var mı? Mutlaka vardır. Örneğin bir film veya dizi sadece hanım oyunculardan, sadece erkek oyunculardan kurulu değildir.
Nasıl ki sokakta yürürken bir beyefendi karşıdan bir hanımefendi geldiği zaman kafasını eğmesi gerekiyorsa, bir kez baktınız değil mi? Kafanızı eğdiniz. İkinci bakışa izin yok ya. Onun gibi karşınızdaki bir ekran da olsa, birinin kocası, birinin karısı, birinin kızı, birinin teyzesinin oğlu, senin değil, sana ait olmayan bir şeye utanarak insanın bakması gerekir. Kural budur. Mahmud Efendi Hazretlerinin kaddesallahu sürrahu bu olaylara karşı bakışı da budur. O yüzden eve televizyon girmesini hiçbir veli zat, hiçbir Allah Celle Celaluhu dostu müsaade etmez, gönül koyar, izin vermez. Yoksa her insan izleyen sapıktır diye değil, boştur kardeşim. İşte birinci maddemiz bu. Gereksiz yere zamanınızı tüketen ne olursa olsun, içinde fuhuş da olmasa, içinde efendim geyik muhabbeti var, biraz rahatlıyorum, ferahlıyorum, gülüyorum işte falan değil. Gereksiz mi gereksiz? Vicdanınıza soracağız bunu. Bir dakika, isminiz her neyse kendi kendinize soracaksınız. Bir dakika, bu yaptığım işten Allah razı mı Celle Celaluhu? Bak, bu işten Allahu Teala razı mı? Vicdanınıza sorun, sonra devam edin. Ama vicdanınıza sormadan nefsinize sorarsanız şunu diyecek: aman bir daha mı geleceğim dünyaya? Zaten sıkılmışsın, ödemelerin var, hastalığın var, hastalıkla işte bir sürü etrafında imtihan kaynağı şeyler var, tamam mı? Vur patlasın, çal oynasın. O zaman yarın sana onları izleten, şarkıları dinleten o nefsin der ki git o zaman pavyona, git o zaman birileriyle tanış. O kapıyı da açar. Siz zannediyor musunuz zinaya giden sebepler sadece zinanın teşkil olmasına haiz olan şeyler değil. Zinadan önce zinaya giden sebepler var. Bu boş işlerle başlatır şeytan, ondan sonra der ki ya bugün de namazını kılmayıver. Dizin geçiyor, film başlayacak. Ve bir futbola, bir şarkı dinlemeye veya haftanın bilmem hangi günü olan diziyi izleyeceğin zamanı namaza vermezsin. Şeytanın işi gücü budur zaten. O yüzden zamanımızı gereksiz yere tükettiğimiz, yararı olmayan, bak zararlı demiyorum ama yararı olmayan her şeyden kurtulun. Bir de birden fazla işi yapmamaya çalışalım. Sakin sakin. İşlerimizi önem sırasına göre dizelim. Benim için ne önemli şu an? Şu. Onu bir yapmaya çalışayım. Ondan sonra diğer işimi yaparım. O bittikten sonra şunu yaparım demeye çalışalım. Yine ilerleyen dakikalarda, belki ikinci bölümde sizlerle inşallah paylaşırız. Uyku değerli dinleyenlerim. Uyku sorunlarınız varsa, uyuyamıyorsanız, sıkıntılarınız varsa yazın. Onları inşallah cevaplamaya çalışalım. Ortalama 2-2,5 saat, bazen 3-3,5 saat ama 4 saati geçmeyen bir uykuyla ben ayakta duruyorum. Etrafımdaki insanlar buna şaşırırlar. Ben maşallah deyin diyorum, kendime de söylüyorum. 3-4 saatlik uyku bana biraz şey geliyor, fazla geliyor. Bazen uyumak istesem de uyuyamıyorum ama bununla ilgili bazı şeyler var, yapılması gerekenler var. Dimdik ayakta durmak için neler yapılabilir, onları da size anlatırım. Ama uyku çok önemli. Şimdi siz eğer 12-13 saat yatıyorsanız, gününüzün 12-13 saati yatmakla geçiyorsa eğer, kalktınız, kendinize gelene kadar bir saat daha 14 saat etti. Size 10 saat kaldı biliyor musunuz? O da ne kadar telefona baktın? Yemek mi yediniz veya yaptınız? Ne yaptınız? Bitti. Hadi bir daha yatalım, bir daha kalkalım. Bir daha yatalım, bir daha kalkalım. Hayatın bu monotonluğundan kendinizi kurtarmamız gerekiyor. Bir düzene koymamız lazım hayatımızı. Can sıkıntısının eğer moraliniz bozuluyorsa, çocuklarda da maalesef artık bu fazlalaştı. Can sıkıntısı, moral bozukluğunun en önemli sebebi düzensiz bir hayattır. Hayatınızı düzene koymazsak eğer, canınız sıkılır. Çünkü yapacak bir şey bulamazsınız. Çocuklarımız için de böyledir. O yüzden işte yıllardır uzmanların söylediği,
küçük de olsa, büyük de olsa herkes bir, nasıl ki ders programı var, bir ders edinecek herkes kendine. Şu gün şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım, bugün şu yürüyüşü yapacağım, bugün günlerden neymiş? Efendim salı. Ha bugün siyer günüm. Bir saat siyer okuyacağım. Saat 19.30'da yarım saat yürüyüşe çıkacağım. Kulaklığımı takacağım. Apartmanın karşısında veya en yakın bir parkta 8 tur atacağım, 10 tur atacağım. Ondan sonra tamam mı? Bir yandan da sohbet dinleyebilirim mesela veya müziksiz ilahiler var. Kulaklığımı takarım, yarım saat yürürüm. Ha ondan sonra eve gelirim. Yeşil çayımı içerim. Şu bu. Bir şeyler hayatımızda olmalı. İşlerimizi bir sıraya koymalıyız. Ama öbür türlü otur, otur, otur. Öfleyerek, pöfleyerek kendimizi geliştirmek için bir şey yapmazsak eğer bu bunalımı beraberinde getirir ve işte o zaman birçok ruhi sıkıntıları görürüz. Lütfen. Zamanımızı iyi kullanalım. Lütfen. Gereksiz işlere en az vakti ayırın. Girmeyin demiyorum internete. Ben sizin zaten bu konuda hayatınızda bir söz sahibi bir insan değilim. Babanız değilim. Kardeşiniz değilim. Hani İslam kardeşliği ayrı da aynı evde değiliz. O yüzden söylüyorum. Ama şu var. Lütfen en az vakti verelim. Biraz azaltalım ya. Çünkü birçok şeyin hesabını vereceğiz. Zamanını nerede harcadın? Gençliğini hangi yolda harcadın? Sorular bunlar olacak. Allahu Teala'nın soruları bu. Bakın, Allahu Teala bize acımış, neleri soracağını da bize buyurmuş. Şimdi üniversite sınavında böyle bir durum söz konusu değil. Hangi üniteden çıkacak? Belki onu tahmin edersin. Bak Allahu Teala bize anlatıyor, buyuruyor. Gençliğini nerede harcadın, zamanı nasıl kullandın, nereye kullandın? Ya Rabbi 5 saat Facebook'ta, 2 saat oyunda, 3 saat televizyonda, 1 saat dedikoduda, evet. Sonra namaz nerede? Yok. Peki namazın olması yetiyor mu? Hayır, işte sıkıntı o. Ben namazımı kılıyorum, o adam kılmıyor. Ben namazımı kılıyorsam futbola da bakarım, müziğimi de dinlerim. Böyle bir şey var mı ya? Sen tam tersine namazını kılıyorsan secdeye Allah Celle Celaluhu secde etmeye seni layık görüyorsa sen daha dikkat edeceksin. Mübarek kendine gel. Allahu Teala şu an 3 milyar insan yaşıyor. Namaz kılanlar belki 500 milyon. 2,5 milyar insanı kabul etmiyor Allahu Teala huzuruna. Bundan en azından kork insanoğlu. Şöyle düşünür müsünüz? Misafirsiniz bir yerde ama misafir olduğunuz yerin ev sahibi sizden rahatsız, size surat asıyor. Bir an önce bir git artık evimden der gibi yapıyor. Siz böyle bir evde rahat edebilir misiniz? Memlekete gittiniz, kalacak bir yeriniz yok, mecbursunuz. Evin sahibi, hoş geldin dedi böyle bir ses tonuyla, surat asık. Şey kusura bakma dediniz, 2 gün burada kalmam lazım, size şöyle cevap verdi. Tamam tamam önemli değil. Yerini hazırlayayım şuraya. Yatarsın tamam. Şimdi sizden rahatsız olduğunu bildiğiniz bir evde nasıl kalırsınız? Allahu Teala bizden razı değilken bana secde etmedin. Sen nasıl bir kulsun? Sen dünyaya ne için gönderildin? Yemek içmek için mi? Bana toplam 50 dakika 24 saat vakit verdim. 23 saat 10 dakika senin olsun. Toplam 5 vakit namaz abdestiyle beraber 50 dakika. 24'te birini bana veremeyen bir kulsun sen. Ne yüzle benim huzuruma geldin derse cevabımız ne olacak? Allah dostlarını en çok ağlatan ve beni en çok korkutan ve tevbe edip de geçmiş Allah bir daha döndürmesin. Antalya'nın pis gecelerinden tövbe etmeme vesile olan da budur biliyor musunuz? Kurban olurum ben Allah'a. Bir gün sohbette hocam demişti Allah rahmet eylesin. İbrahim dedi. Ah! İbrahim dedi. Hiç düşündün mü? İbrahim'in dedi bugün namaz kılmaması şudur. Nedir hocam dedim. Ya Rabbi
ben secde etmeyi sene layık görmüyorum, haşa. Sen secde edilecek bir zat değilsin demektir dedi. Hocam ne diyorsun dedim sen ya. Hiç böyle düşünmedim. Tembellikti işte, şu gün kılarız, bugün kılarız falan. Bir 40 yaşına geleyim, 50-60, bir de umreye gideriz, tamam. Hiç böyle düşünmedim. Bana kimse öyle demedi. Cehennem beni korkutmadı mesela. Düşünsene ne kadar acizim ya. Cehennem biliyorum namaz kılmamanın verdiği... Ona etkilenmedim bak. Ama o hocanın, Allah rahmet eylesin, sözü. Ben sana emrettiğim halde bana niye secde etmedin? Sen beni layık görmedin mi secde edilmeye? Allah korusun. Şimdi bir tane belediye başkanı gelse veya meclis üyesi gelse, el pençe divan hepimiz hemen efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz falan. Yalakalıklar, dal kavukluklar. Ya senin yaradanın Allah Celle Celaluhu. Bu ne gaflet ya. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi affeylesin. Namazı sevdirsin hepimize. Kurban olduğum bu nedir ya? Affedersin. Küçük büyük abdestini bozmaktan işe gidemeyen, yemeden duramayan insanlara duyduğumuz saygı, hürmet, aman asalet, asillik, soylu bilmem ne, en aciz sıfatlarıyla donanmış bir insana verdiğimiz yalakalıklar, dal kavukluklar, bir tarafta Rabbimiz Celle Celaluhu eşi benzeri olmayan, hiçbir şeye muhtacı olmayan ve seni her an sorguya çekebilecek, bak az önce sala okundu. Ya her an bu duruma getirecek zata Celle Celaluhu secde etmeyeceğim. Kafama göre zamanımı harcayacağım. Sıkılacağım. Saatlerce geyik muhabbetleri, aptal aptal YouTube'daki videoları izleyeceğim. Yok fenomen olmuş, bilmem ne olmuş, ünlüymüş, ne yapmış? Çok affedersiniz, nasıl gaz çıkarılırmış, gaz yanar mıymış? Yok efendim hangi ünlü ne yapmış? Böyle aptal ve geri zekalıca şeylerle uğraşacağım. Sonra bilgilenmeyeceğim, ne Osmanlı tarihini okuyacağım, ne sahabe efendilerimizin hayatlarını okuyacağım, ne Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatını okuyacağım, ne dünyada zulüm mi işleniyor, Müslümanlar ne durumda, Müslümanların üzerinde oynanan oyunlar neler, bunlara bakmayacağım. Mahallemde fakir var mı, fukara var mı, akrabalarım arasında namaz kılmayan var mı, anlatmam gereken, tebliğ etmem gereken birileri var mı, kendime çeki düzen vermem gereken bir şeyler var mı? Bunlara bakmayacağım. Yiyeceğim sadece, içeceğim. Televizyon, müzik, şarkı, türkü, tuvalet ve cinsellik. Bitti. Bu. Bu mu olacak hayatımda? Olmamalı işte. Olmamalı. Sizlerden gelen mevzular, elbette katkılarınız vardır. Onları bir paylaşalım. Sonra inşallah programımıza devam edelim. Bugün radyolarını yeni açanlar için tekrarlamakta fayda var. Neyi konuşuyoruz, paylaşıyoruz Halil İbrahim soframızda? Zamanı nasıl değerlendirebiliriz? Dün boş zaman üzerine konuşmuştuk. Boş zaman yoktu. Bugün de zamanı nasıl değerlendirebiliriz onu konuşuyoruz. Sevgili Ramazan, buyur kardeşim. Can Tekstil'den Mustafa ve Emre isimli dinleyicilerimiz bizi dinliyormuş. Kolay gelsin, hayırlı günler diyor. Çok teşekkür ederiz. Allah hayırlı kazançlar versin. Çalışıyorsanız da kolay gelsin kardeşim. Hayırlı yayınlar. Abi çok önemli yayınlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Senahattin kardeş. Senahattin abi çok teşekkür ederiz. İnşallah çay içmeye bekliyoruz kardeşim, müsait olduğunuzda da. Buyurun. Safiye isimli bir dinleyicimiz de, abicim yine sükunet içinde seni dinliyorum. Seni dinlediğimden beri sıkıntılarımı, dertlerimi sabır deyip Rabbimden sabır dileyip kafama dahi takmıyorum. Televizyon çok arada izliyorum. Senin vesilenle Rabbime sarılıyorum. Rabbim ahirette bizi peygamber sancağı altında buluşmayı nasip etsin. Amin. Amin, amin. İnşallah hayır duada unutmayın efendim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm abiler. Ben İstanbul'dan Murat. Allah sizlerden razı olsun. Çok güzel program, severek dinlemekteyim. Abim bir de sayenizde öğrendiklerimi kendim de uyguluyorum. Çevremde dostlarıma ve aileme anlatıyorum. Allah razı olsun sizlerden. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Duada lütfen eksik etmeyiniz. Buyurun.
Selamünaleyküm abi. Yayınınızı destekliyorum ve Müslümanları dinlemeleri için tavsiye ediyorum. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Allah Lale Gül'ün geleceğini pak eylesin inşallah. Sizin gibi insanları eksik etmesin. Alime sormuşlar, üstün başın neden perişan? Alim yanıt vermiş, içimi düzeltmekten zaman bulup da dışımı düzeltemiyorum. Zamanımızı hayırla uğraşmakla meşgul kıl ya Rabbi, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Ramazan, ye kürküm ye dünyası diye bir tabir var biliyorsun. Maalesef dışarıya çıkarken insanlar arasında nasıl göründüğümüze dikkat ettiğimiz kadar içimize, yani Allah-u Teala'nın sadece bildiği ve bizim bildiğimiz içimizi düzeltmek için bir şeyler yapmayınca dengeli gitmiyor değil mi galiba? Evet. Maalesef ye kürküm ye dünyası. Millet derken yani bizim dışımızda insanların bizi görmek istediğine önem verdiğimiz kadar içimize, kendi huzurumuza, mutluluğumuza önem versek belki daha başarılı insanlar olacağız. Buyur kardeşim. Ankara Kalecik'ten Emine Ergün. İbrahim abi, bu konu öyle önemli ki ahirette en çok acı verecek azap pişmanlık olacakmış. Bırakın cehennem ehlinden olanları, cennet ehli bile bu acıyı ta derinlerde yaşayacak. Pişmanlık duygusu kahredecekmiş. Çünkü bir tane cennet yok, 8 kat cennet var. Neden yüksek katları istemeyelim ki? Ebedi bir hayat var önümüzde. O yüzden cennetimiz ne kadar büyük ve muhteşem olursa o kadar çok mutlu oluruz. Dünyada zengine gözümüz bakıyor, ahirette de bakacak. Neden bakanlardan olalım ki? İşte bu bizim elimizde. İnşallah pişmanlık azabını ahirette yaşamayız. Rabbime emanet olun. Allah razı olsun. Kaleci'ye selamlar. Çok teşekkür ederiz. Tabii bizim diğer insanlarla alakalı şu anda etrafımızda, ailemiz olsun, çalıştığımız iş arkadaşları veya sürekli vakit geçirdiğimiz veya yazıştığımız diyelim, cep telefonlarından veya internet üzerinden neyse, insanlar çok önemli. Arkadaşlıklar çok önemli. Arkadaşınız, komşunuz, beraber teşvike mesai yaptığınız kişilerin ne yaptığı çok önemli. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyruluyor. Etrafımızdaki insanlara biraz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Tek başımıza şeytanla mücadelemiz zor olabilir. Ama etrafımız sağlam olursa, gel kardeşim namaza gidelim, gel kardeşim sohbete gidelim, kardeşim derdin mi var, sıkıntın mı var, gel seninle dertleşelim. Bir telefon açtığınız zaman karşınızdaki insan size hayrı tavsiye edecek, olsun vardır bunda da bir hayır, başarırsın, iyi olursun inşallah gibi şeyler söylüyorsa zaten sizin için çok güzeldir, merak etmeyin. Allah razı olsun. Buyurun. Aydın Çok Görmez selamdan iletmiş. Ve aleykümselam. Demiş. Allah çok sağ ol, çok demiş. Sağ ol abi. Eyvallah. Bir dinleyicimiz de demiş ki doğruyu bilmek isteyene doğrudur. Selam olsun abi demiş. Doğruyu bilmek isteyene. Eyvallah kardeşim. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Sağ Benim abi. Bir kızım var ve bir de oğlum var. Allah Küçükler bahşiş. İkisiyle de ilgilenmek, ev ile, efendi ile ilgilenmek, hepsi bir kadına bakıyor. O sebeple boş vakit diye bir şey olmuyor hayatımızda. Elhamdülillah, Rabbimin kelamını ezberlemek gibi şerefli bir hizmetle meşgul oluyorum. Maşallah. İnsan eğer gönlüne Rabbini koymak istemiyorsa işte o zaman boş zaman olmuş oluyor. Bence insan kalbindeki boşluğu doldurmak için televizyon, internet gibi daha farklı şeylerle doldurmaya çalışıyor. Rabbim bütün kardeşlerimizi uyandırsın inşallah. İyi ki böyle istifade edeceğimiz bir program yapıyorsunuz. Rabbim razı olsun. Amin efendim. Allah-u Teala huzur versin yuvalarınıza. Amin. Bu arada bir hatırlatmada bulunayım. Size çok teşekkür ediyorum. Çok fazla bu Facebook'ta gelen mesajlara bakamıyorum. Dün birkaç güne böyle baktığımda, Allah razı olsun, duanız sizi de bulsun. Çok teşekkür ederim. Birçok dinleyicimizin geceliğin bakabildim. Saat 10.30-11 civarlarında bakabildim. Bazıları televizyonu iptal etmişler. Bazıları kanalları silmişler. Lale Gül ve bir kanal var diyor mesajlarda. Bazıları internet, cep telefonundaki iptaller yaşanmış. Artık cep telefonundan internet istemiyorum diye vesaire. Bu konularda verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun, sağ olun. Mahmut Köseoğlu, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Ey insan, zaman sensin. Sen iyi olursan zaman da iyidir. Eğer sen kötüysen zaman da kötüdür. Boşa geçen zamanı üzülmek rüzgarı kovalamaya benzer. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstanbul'dan İsmet, selamünaleyküm İbrahim abi. Aleykümselam. Gerçekleri yüzümüze vuruyorsun. Allah-u Teala duyduklarımız ile amel etmeyi nasip eylesin. İşimiz çok zor abi.
Amin hepimize kardeşim. Hepimiz aynıyız. Almanya'dan Tuğba, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Zaman boşa akınca o boş zamanı şeytan doldurur. Allah İşte korusun. Bu yüzden inşirah için her an bir iş ve oluş. Zamanımızı şeytana kaptırmayın. Yüce Allah'ım bizi boş işlerle ve boş insanlarla oyalama. Amin. Amin. Zamanımızı senin sevdiğin amellerle geçirmeyi nasip amin, eyle. Amin. Kendim ve aile dostlarım ve tüm müminler adına dua istiyorum. Allah razı olsun. Yaptığınız zaten az önce bütün o yazdığınız şeyler duadır. Duanız sizi bulsun efendim. Amin. Abim Allah razı olsun, programın çok faydalı. Esenler'den evet, günahkar bir kardeşinizim. Kursa giden oğlumun sıkıntısını gitmesi için duanızı ve kardeşlerinden bir Fatiha istirham ediyorum demiş. İnşallah program sonunda hatırlatalım. Bütün hastalarımız ve isteyenler için okuyalım. İnşallah hep beraber. Mustafa Soyit, Allah senden razı olsun inşallah abim. Sayende çok şey öğreniyoruz. Uygulayanlardan da oluruz inşallah demiş. İnşallah, inşallah. Hayırlı yayınlar abim, Allah razı olsun. Osman Volkan Çelenk, Rabbim daim etsin demiş. Osman, selamlarımızı iletiyoruz kardeşim, dualardan eksik eyleme. Hayırlı yayınlar abi, karşımda bana anlatıyorsun gibi tesirlendim. Çok feyizliydi, Allah razı olsun, dua eder, dua bekleriz. Allahu Teala razı olsun, tesiri yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu'dur. Mutlaka ve mutlaka iyiliklerin hepsi Rabbimiz Celle Celaluhu'na aittir. Benim programa çıkarken yıllardır hep bir duam var. Ya Rabbi, insanların sana yaklaşmalarına, daha iyi hal ve hareketler, senin razı olacağın hal ve hareketler yapmalarına beni vesile kıl. Niye? Çok günahkar bir insan olduğum için, temizlenmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir kötülük yaptığınız zaman iyilerle onu ne yapmak? Temizlemek gerekiyor ya. O yüzden ben sizin dualarınıza muhtacım. Rabbime Celle Celaluhu hamd ediyorum böyle bir imkan verdiği için. Sağ olsun. Selamünaleyküm abim. Rabbim bizlere secde etmeyi nasip etmiş, hamdolsun. Çok şükür Rabbime, ben televizyon izlemiyorum. Hiç de sevmiyorum. Çok dua ederim. İsmim Meryem. Çok güzel konular. Allah razı olsun sizlerden inşallah demiş. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Eyvallah. Zamanın önemini Rabbimiz Aş suresinde zamana yemin olsun insan hüsrandır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler hariç diye buyuruyor. Zaten bu emirleri tuttuğumuz zaman uyumaya bile vakit kalmaz. Eyvallah kardeşim. Selamünaleyküm abi. Bazen sabah 8'de 3 işimi birden bitirdiğim oluyor. Bazen de oluyor ki namazdan sonra yatıp 12'de uyanıp işlerimi hallettiğimde günün bittiğini fark ediyorum. Hayırlı yayınlar Menekşe demiş. Evet, zamanla ilgili birkaç mevzuyu konuşalım. Mesajlarınıza devam ederiz. Az önce kardeşimizin de anlattığı gibi biraz geç kalktığımız zaman mesela bu birkaç saat sanki dinlenmişiz gibi oluyor ama esniye esniye kalkıyoruz farkındaysanız ve hafif bir baş ağrısıyla etrafımızdaki olan olayları ne yapamıyoruz? İdrak edemiyoruz. Böyle mutlaka bir isteksizlik oluyor. Mesela bu konuda uzmanların açıklamaları oluyor bildiğiniz gibi. O açıklamalardan bir tanesi de nedir? İnsan gerçekten az uyuduğu zaman biraz daha kendinde oluyor. Mesela sabah programları yapıyordum seneler öncesinde. İlk başlarda bir ay, iki ay böyle esniye ya nasıl hani akşam olacak, nasıl bugün bitecek gibi düşünüyoruz. Ama sonrasında bir bakıyoruz ki tam tersine aradan iki ay, iki buçuk ay geçiyor, vücut alışıyor. Ve cumartesi veya pazar günleri tatil denilen o gün ne zamansa o zaman biraz fazla yattığınız zaman da hepinizin başına gelmiştir. İnsan gerçekten de böyle sanki bir uyuşturucu içmiş gibi oluyor. Böyle idrak edemiyoruz ya. Etrafta ne oluyor ne bitiyor böyle saf saf bakıyoruz gerçekten. O yüzden bugün ilk bölümde sizlerle beraber paylaştığımız mevzuları bir kez daha tekrar etmenin bir gereği yok. Ama şunu sizlerle paylaşabiliriz ki mutlaka bir plan içerisinde hayatımızın devam etmesi lazım. Plansız bir hayata geçmememiz lazım değerli dinleyenlerimiz. Hayatımızın birçok bölümü nasıl geçiyor? Bir istatistik var biliyorsunuz. Bunu sizlerle beraber paylaşalım. Ayakkabı giyerken 60 yaşında bir insanın ayakkabı giyerken harcadığı süre bir günde ne kadardır? 5 dakikadır değil mi? 5 dakikayla 60 seneyi çarpıyorlar. 8 günümüz sadece ayakkabımızı giyerken geçiyor ömrümüzden. Diş fırçalarken 60 yaşlarındaki bir insanın diş fırçalama süresi günlük 5 dakika,
60 senede 3 ay dişimizi fırçalarken geçiyor. Yemek yerken 4 sene arkadaşlar ömrümüzden geçiyor. Eğer işe gidecekseniz İstanbul trafiğinde günde 1 saat oyalanıyorsanız tam 1,5 seneniz sizin yollarda geçiyor. Otobüste geçiyor. Televizyon seyrediyorsanız eğer günde 2 saat 10 seneniz televizyon izlerken geçiyor. Dolayısıyla uyurken de en önde geleni 20 seneyle Ramazan kim lider? Uyku. Yani 60 senelik bir ömrün 20 senesini horul horul uyuyarak geçiriyoruz. İşte bu yüzden 1 saat az uyursak eğer, ömrümüzün 60 sene yaşayacaksak 2,5-3 senesi uykuda değil de diğer işlere ayrılmış oluyor. Eğer 1 saat fazla yatarsanız, 7-8 saat değil 9 saat yatarsak eğer, o kadar 2,5-3 sene daha uykuya gitmiş oluyor değerli dinleyenler. Bir de şu var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tatil kelimesi var. Tatil işte yaz tatili geldi, 15 tatil, bayram tatili. Şimdi tatil kelimesi boş vakit diye kullanılır ama İslam'da böyle bir vakit yok değerli dinleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de bize meşguliyetin değiştirilmesi suretiyle dinlenme elde edileceğine işaret ediliyor. Çalışarak dinlenme diyeceğiz buna. Geçmiş zaman elimizden çıktı gitti. Gelecek henüz bizim için belirli değil. Öyleyse şu an bizim için elimizde olan nimet şu an. Hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Öyle ilginç şeyler var ki değerli kardeşlerim. Yemek ve zaman ilişkisini azaltmak için ne yapmışlar biliyor musunuz? Ekmeği dilimlememişler İslam alimleri. Küçük küçük böyle parça halinde ufalamışlar. Neden? Yemekte çok fazla vakit harcamayayım ki ilmime devam edeyim demiş. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Düşünün, yemekte 10 dakika erkenden sofradan kalkayım, ilmime devam edeyim diye. Davud-u Tayi kaddesallahu sırrahu 50 ayet fazla okuduğunu söylemiş. Ekmeği ufalayıp böyle tirit şeklinde yediği için çiğnemesi vesairesi daha kolay oluyor ya. 50 ayet okuyacak kadar demiş, ben tasarruf ediyorum yemekten. Hey, biz ne yapıyoruz? Dizi başlıyor, dur hemen, şapşup hatta yemekte. Bizim önceliklerimiz ayet, hadis, fıkıh, siyer, kendimize harcayacağımız veya ayıracağımız zaman değil. Maalesef daha fazla kazanayım, para kazanayım, şunu yapayım diye. Ah kardeşim ah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne yapıyor peki zamanla alakalı? Biraz ondan örnekler verelim. Şimdi haftalık veya günlük programları vardı Efendimiz aleyhisselamın. Mesela önceden programı olmayarak yaptığı işler var mesela. Bir heyet geldi, bir yabancı müracaat etti. Efendim İslam'la ilgili birisi soru soracak veya bir bedevi geldi, her neyse. Bunlar imkan nispetinde tanzime çalışıldı ve ne yaptı biliyor musunuz? Aynı gün ve aynı vakitlerde işlerini yapmaya çalıştı. Çarşambaları örnek olarak söylüyorum. Şu saatlerde ikindi ve akşam arasında şu heyet kabul edilecek. Bu alışkanlık Osmanlı'da da vardı. Kadıların çalışma saatleri ona göre düzenlendi. Namaz vakitleri zaten biliyorsunuz var. Vakitsiz bir şey yok ama vakti değerlendirmediğimiz zaman işte o zaman boş zaman oluyor. Yoksa zamanın boşluğu değil. Boş bir şey yok. Şöyle düşünelim. Bir bardak alalım. Burada Ramazan yanımda. Tabii sizi görmüyorsunuz ama bir bardak değil mi Ramazan? Evet abi. Bu bardak şu anda boş görünüyor. Bu bardağı biz şuraya kadar yani ağzına kadar doldurduğumuz zaman dolu bir bardak olarak görünecek. Biz bunu şu anda ne görüyoruz? Boş. Boş. Ama boş değil bardak. İçinde hava dolu. Şu an hava dolu içinde. Ne zaman ki ben bu bardağı ağzına kadar su doldururum, bu sefer su dolu bir bardak olur, hava boşalır. Madde hiçbir zaman boş kalmaz. Bardak boş değildir, havayla doludur.
havanın girmediği bir şey yok. Onun gibi zamanın böyle değerlendirmek lazım değerli kardeşlerim. Boş bir zaman yok. Biz öyle zannediyoruz. Tatil de boş zaman değil. İyi tatil. O zaman 5 gün tatilim var. 5 gün namazımı kılmayayım. 5 gün haramlara gideyim. Haşa. Değil. Müslümanın boş bir zamanı yok. Programsızlık normal psikolojide de zaten iyi görünmüyor. Hatta siz hekimlere gittiğiniz zaman, ruh hekimlerine, onlar da size derler ki bir düzen ver hayatına. Kendinle ilgilen. Spor yap, yürüyüş yap, balık avlamaya git, ne bileyim güzel eserler oku, kendine umut veren, ümitleneceğin şeylerden bahset, gülmeye çalış, pozitif ol falan filan. Ha bunları ama televizyonun karşısında yapmak enayiliktir. Psikolojini birkaç tane sırıtabileceğimiz, gülebileceğimiz şeyi izleyerek moralim yerine geldi diyeceğinizi zannetmeyin. Bu kaş yapayım derken göz çıkarmaktan başka bir şey olmaz, olmaz. Aman dikkat. Hayatımızın en tehlikeli kelimelerinden bir tanesi nedir sevgili Ramazan? Çok kullanıyoruz ya mesela hayatımızın en mesela aklına gelen bir şey yapmasaydım falan diyoruz ya mesela. Pişman olduğumuz zaman diyeceğimiz kelime ilk aklına gelen ne? Keşke. Yani genellikle keşke. Ha, keşke ya. Bak şimdi doğru. Tebrik ediyorum. Hayatımızın büyük kısmında gerçekten dediğin gibi keşkelerle dolu. Ama her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bir anlasak, bir anlasak var ya, hoşumuza gitmeyen bir olay da olsa bu bir kaderdir diyebilsek, keşke diye bir şey olmaz. Oldu bitti, bitti, bitti olması gerekiyormuş. Kaderin mükemmelliğini göz ardı etmeyeceğiz. Bizim başımıza bir olay geldi. İlim bakımından her şeyi kuşatan Allah'ın Celle Celaluhu belirlediği bir kader değil mi bu? Haşa, sümme haşa, Allahu Teala'nın haberi yok mu senin hastalığından, senin gözyaşından, senin enayi gibi görülmenden, senin her şeyini feda etmenden veya kendine zulmetmenden? Allahu Teala'nın haberi yok mu sanırsın? Biz keşkelerle, Ramazan bak dediğin gibi o keşkelerle hayatımızı değiştiremeyiz. Ancak şeytan hayırlı işlerle ilgilenmemizi engellemek ister ve boş düşünceler bize telkin eder. Zaten şeytanın işi, gücü odur, başka bir şey değildir. Şeytan, onu unutuyoruz bakın. Senin televizyon izlemeni, internette senin olmayan insanların yüzlerini, profillerini inceleme gereksinmelerini, kendine ev içinde değil ev dışında güzel görünmek, maddiyat sevgisi, dünya sevgisi, şarkı türkü sevgisini veren şeytandır, nefistir. Şeytanın işi gücü zaten budur. Kafa karışıklığı meydana getirecek. Daha güzel ol, daha bakımlı ol, eşyaların şöyle olsun, oturduğun muhit böyle olsun, yok yok, güney doğu batı cepheli olsun, yok araban şu modeli olsun. Şeytan bunları sana gösterecek. Hiç ölmeyecekmişsin gibi yaşamayı sana telkin edecek. Kazan, 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 biraz daha kazan. Evet, evet, oh ne güzel, kazan. Şu evleri de al, arsalar da al. Of, çok güzel. Sonra yıllar geçiyor, doktorlara gidiliyor. Doktor size diyor ki, hayatını mahvetmişsin. Olur mu efendim, ben zengin oldum, iş adamı oldum, iş kadını oldum, bilmem falan. Mahvetmişsin diyor. Al sana depresyon ilaçları, antidepresanlar. Ne oldu? Sen kendinle ilgilenmemişsin ki, para kazanmak için her yolu denemişsin ama kendi ruhunla, kendi vicdanınla, kendi bedeninle ilgilenmemişsin. Daha güzel görüneyim demişsin, estetik olmuşsun. Daha zengin olayım demişsin, senelerini harcamışsın. Daha bilineyim, daha şöyle görüneyim demişsin ama içinle ilgilenmemişsin. Allah Celle Celaluhu bunu istemiyor. Bunu isteyen şeytan, iblis, lain. Araf suresinde şöyle anlatılıyor bu durum. De ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları, insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım.
Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Ya tam da bugün değil mi bu? Bir hasta oluyoruz. Eyvah eyvah. Bir maddi sıkıntı oluyor. Eyvah. Sanki haşa dünya bizim için yaratılmış. Biz varız dünyada. Diğer insanların bir önemi yok. Her istediğimiz yapmak zorunda olan bir Rabbimiz var haşa. Ne dersek yapacak. Dualarımızın hepsi kabul olunacak. Biz ne yapacağız affedersin? Aileden imtihana çekilme, sağlıkla imtihana çekilme, sıkıntı verilmesin. Etrafındaki herkes sağlıklı, sıhhatli olsun. Başka ne istersin? Ortaya bir de salata, şöyle bir marullu, limon sıkalım falan. Başka bir arzun var mı? Yemekten sonra tatlı alır mıydın efendim? Değil. Burası imtihan dünyası. İsraf ettiğimiz zamanların önemli bir bölümü maalesef dedikoduyla devam ediyor. Saatlerce insanlarla alay edecek, çekiştirecek, saatlerce yemek tarifleri verecek, saatlerce moda konularında, saatlerce televizyon dizileri hakkında, saatlerce futbol hakkında durmaksızın anlatacağımız gereksiz, saçma sapan şeyler var. Bizim mi zamanımız yok? Bizim mi zamanımız yok Allah aşkına? Maalesef İslami kavramlar da anlaşılmıyor. İki kişi bir araya geliyor. Dertleşelim. Kimden konuşuyoruz? Kocamdan. Kimden? Karımdan konuşuyoruz. Gıybet. Bu dertleşme değil. O bana şunu yaptı, bu bana şunu yaptı, üst komşum şöyle oldu. Kocam şöyle, karım böyle dedi, şu şöyle dedi. Vay 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 vay, vay şerefsiz. Vay terbiyesiz, vay şöyle al sana gıybet. Ne oldu dertleştik. Yani cehennem ortaklığı yaptık, Allah korusun. Bu mu dertleşmek? Bu mu iyiliğini düşünmek karşıdakinin? Bunu inanan insanlar yapıyor. Nedir? Abi ben kimseyle dertleşmeyecek miyim? Evde sorunlarım var. Gideceksin bir psikoloğa kardeşim. Bu yaptığımız maalesef gıybet oluyor. Ve ortada bir çözüm üretilmiyorsa eğer bu gıybettir. Anlatırsın bir derdin, bir şeyin varsa. Ama bunu karşıdaki insanın belki bildiği zaman, öğrendiği zaman kırılmayacağı, rahatsız olmayacağı şeyleri söyleyeceksin. Maalesef günümüzde bütün kavramlar birbirine karıştı. O kadar çok dedikodu var ki, bir konu hakkında saatlerce tartışıyoruz. Hatalar kabul edilmiyor, haksız olduğunu kimse kabul etmiyor. Saatlerce car 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 car. Ya tamam, haklısın diyen yok. Bu konuda doğru diyorsun diyen yok. Herkes ben haklıyım, sen haksızsın. O öyle. Ya tamam, tamam yok. İşte o yüzden Ankebut suresinde geçen Allah'ı zikretmek muhakkak en büyük ibadettir buyruluyor. En hayırlı konuşma ne dedikodu, o bunu dedi, şunu dedi, gel dertleşelim, yok televizyon izleyelim, şarkı türkü dinleyelim, alışveriş merkezlerine gidelim, yok efendim şu mobilya takımını alalım, üst kattaki şunu almış, arabanın yok şurası çizilmiş, şurasını değiştireyim. Bunlar hepsi geçici şeyler. En hayırlı konuşma Allah Celle Celaluhu'nu anmaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Bugün programı takip ediyorsanız size bir tavsiyem var. Bir evvelki programla beraber dinleyin. En önemlisi bana göre gece vakitleri. Uykudan önceyi takip ederseniz daha sakinken olur. Şimdi gündüz çalışıyorsunuz, belki araç kullanıyorsunuz. Birçok arada belki gidip geldiniz, kaçırdığınız yerler oldu. Sakinken dün ve bugünkü programı. LaleGülFM.com'da var mı programımız? Evet, her gün programların tekrarını atıyoruz LaleGülFM adresine. Oradan olabilir. Bugünkü programın zaten tarihine bakarsınız ona göre. Çünkü birbiriyle alakalı anlattığımız şeyler, o yüzden dedim yarım kalmasın diye. Şimdi bir başka hatamız daha var her birimizin.
yanıldığımız bir şey var. Nasıl olsa daha gencim. İbadet etmek için çok vaktim var şeklinde düşünmek. Veya bazı şeyleri ertelemek. Maalesef ölümü kendimizden uzak görüyoruz. Gün boyu boş ve amaçsız işlerle uğraşmakta bir sakınca görmüyoruz. Şimdi günümüzde birçoğumuz internette amaçsızca dolaşıyoruz. Şimdi bu çok tehlikeli. Bir amacın vardır. Daha önceki programda da sizlerle paylaştım. Amacınız varsa eğer, nedir amacınız, sizin gayeniz? Bir sohbet programının saatini öğreneceksiniz. Veya ne amacınız? Efendim gittiniz, dediniz ki böyle böyle efendim akrabamın sünnet merasimi var. Saat kaçtaydı? Nedir amacınız? Kendi sayfanızda bir hadisi şerif, güzel bir söz, insanların hayrına, iyiliğine, kendilerini geliştirmesine bir şey yazdınız. Amacınız bu mu? Tamam, kazandınız. Niçin? Allah-u Teala Facebook'tan gafil değil, haşa. Senin benim ne yaptığımı bilen Rabbimiz Celle Celaluhu bana Facebook'ta o vakti harcama şeyi verdiyse ben bunu hayırlı bir şekilde harcamalıyım. Evvela bakacağız bu. WhatsApp'ta aynı şekilde. Yani yararsız uğraşılarla kaybedecek vaktimiz yok. Anlatmaya çalıştığım bu. Mesela tekrar tekrar bir şeyi izlemenin, tekrar tekrar dinlemenin, hiçbir sınırlama koymadan televizyon izlemeye saatler harcamanın, çok önemliymiş gibi sanki dünyayı kurtaracakmışız gibi haberlerin karşısında aman haber de mi izlemeyelim yani deyip de o kime tecavüz etmiş, kim kimi aldatmış, ne olmuş, nerede patlama olmuş, kim gitmiş falan bunları merak etmenin bir sebebi yok. Veya canım sıkıldı, alışveriş merkezine gidelim, AVM'lere, kendimizden geçecek kadar zaman kaybedelim. Bak, ihtiyacım var mı? Amacım ne? Var mı ihtiyacım? Yok. Zaman geçsin. Nerede geçsin zaman? Erkeklerle, kadınlarla beraber, herkes kalabalık, koyun sürüleri gibi sıkıştırılmış 300-400 metrelik yerlerde, şurada yemeğini ye, burada alışverişini yap, burada şunu yap, iki tane çocuklara oyun alanı, üç tane lokanta, tamam. Ne oldu? Can sıkıntım geçti. Bu normal değil. Bunu uzmanlar da söylüyor. Yani şuursuzca vakit kaybetmek israftır. Zaman israfından başka bir şey değildir. Önemli bir israf da yaptığımız tatile çıkmayı ya da hafta sonlarını hiçbir şey yapmamak ve düşünmemek olarak yorumlamak tatili değil. Namaz kılınacak. Gözümüze dikkat edeceğiz. Zamanı israf etmeyeceğiz. Yani hafta sonlarındaki zamanı hayra yönelik işlerle değerlendireceğiz. Hicr suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu 2 ve 3. ayetlerin mealinde şöyle buyuruyor hepimize. O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Onları bırak yesinler, yararlansınlar ve onları boş emel oyalıya dursun. İleride bileceklerdir. Ayet bu. Boş ve yararsız işlerden eğer yüz çevirmezsek dünyada zaten bize yüz çevirtecekler. Peki boş ve yararsız şeyleri Müslüman ne olarak görecek? Bu çok önemli. Ben 20 saat boyunca ibadet mi yapacağım? Hiç uyumadan illa fıkıh siyer mi okuyacağım? Hayır. Nefsine sorarsan bu soruyu alacağın cevap farklı olur ama vicdanına soracağız. Benim bu yaptığımdan daha hayırlı, daha faziletli bir işim olabilir mi? Ona bakacağız. İnsanın sadece Allah'ın rızasını kazanacağı davranışlarda bulunmasıyla mümkün olur yüz çevirmek. Bizim yiyeceğimiz sopaları düşünelim biz. Belki bu bize ne yapabilir? Bir hayırda bulunabilir. Değerli kardeşlerim, en önemli adam, en önemli hanımefendi, kendisini kontrol edebilen, ahirete bir şeyler hazırlamak için çalışan kullar. Vaktinin boşa geçtiğini fark eden bir kişi dua edebilir, Kur'an okuyup ayetler hakkında tefekkür edebilir, kendi kendine bir sanatla uğraşabilir,
el oyası, işleme, şu, bu, can sıkıntısı diye bir şey eğer sezinliyorsanız, vaktinizi plansız devam ettirdiğinizi söylüyor uzmanlar. Eğer bir planınız yoksa, gerçekten de akşam nasıl olacak veya sabah nasıl olacak, ne yapacağım, öf pöf diye devam eder. Çünkü plan program yoktur hayatımızda. İşte o yüzden dün az bir kısım anlatmaya çalıştığımız gibi yapmamız gereken az da olsa bir şeyler yapmak. Günde 3 sayfa Kur'an okuyayım ben bugün, bir ay okumayayım değil. Yarım sayfa oku diyor hocalarımız. Bir satır Kur'an oku, sadakallahül azim de kapat. Ertesi gün bir sayfa, bir satır daha oku bak. Günde 5000 tane salavat okudum, 123.000 tane kelime-i tevhid okudum ama bir sene okumadım. Hayır, günde 5 tane kelime-i tevhid oku, bir tane salavat oku ama her gün oku. Daha eftalmiş bu. Sürekli yapılan, az olan ama sürekli yapılan, fazla yapılıp da sürekli olmayandan daha değerlidir. Dolayısıyla birçok örnekler var ama bunları uzatmanın da bir gereği yok, vaktinizi almanın da bir gereği yok. Dolayısıyla biz iman edip salih amellerde bulunanlardan olalım. Müjdelere nail olmaya çalışalım. İman etmek de sadece namaz kılmakla olmuyor, inandım demekle olmuyor. Zamanı nasıl geçirdin sorusuna vereceğimiz cevap, 24 saatin 10 saatinde uyudum, 3 saat videolar izledim, kakara kukara ha 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 ho ho ho, 5 saat yemekle şunla bunla boş boş geçirdim, 40 dakika toplam 45 dakika abdeste 50 dakikada namazımı kıldım, bitti. Nerede salavatım, nerede dualarım, nerede öğrenmem gerekenler, nerede tebliğim, nerede cihat ruhum? Yok. İşte ben de diyorum ki aciz olarak, aciz bir kafayla, madem internette gezecek vaktimiz var, madem televizyon izleyecek vaktimiz var, bunları gelin en hayırlı bir şekilde, madem artık emzikli bir çocuk gibi biz internete girmeden yapamıyoruz, zulümleri izleyelim. Buyurun, var mısınız? Her gün ama her gün moralimizi bozacak binlerce haber duyuyoruz. Gelin onlara yoğunlaşalım. Hayır, ama işimize gelmiyor. Nerede keyfi, şeytanın dürtüklediği gülmek, eğlenmek, dertlerden kurtulmak hastalığı var ya, ruhunuz ölümü hatırlamak istiyor, ölümü hatırlamamak için eğlenmeye çalışıyoruz. Yanda cenaze var, burada diyoruz ki bak ölümden ibret almamız lazım, ya ben de öleceğim falan. Hayır, şeytan ne diyor? Aç televizyonu, aç müziği, oh oh, hadi bakalım, eğlen eğlen gül, boş ver ölümden sana ne? Biz ne yapıyoruz? Gerçekten iyi geldi ya. Kafam dağıldı. Rahatladım birden ya falan. Senin kafan, Allah korusun, bu kafayla gidersen zaten dağılacak. Zincirlerle dağlanacak. Allah muhafaza buyursun. Ne kadar ciddiyet varsa, ne kadar hüzün varsa kaçalım hepsinden. Şeytanın taktiği budur. Sırf gülmek, eğlenmek, gır gır, geyik, ha ha ho, bu. Nerede peki İslam kardeşliği? Şimdi mücahitlerden geçilmiyor maşallah. Sağa baksan mücahit, sola baksan dünyayı kurtaracak gençler var. Ne yapıyorsun kardeşim? Yok. Bazen sohbetlere gidiyoruz böyle gençlerle. Abi D8 ülkeleri şöyle falan filan, say diyorum D8 ülkesini. Abi emperyalizm şöyle. Abicim emperyalizm nedir? Bana bir anlat 5 dakika. Yok. Nihilizm yani hiççilik. Nedir? Freud'un teorisi nedir? Yok. Sosyalizm diyorsun. Nedir? Yok. Kapitalizm nedir? Ne abi o? Yok. Abi o zaman neyi konuşuyorsunuz? Bilmediğiniz şeylere girmeyeceksiniz. Sen videonu izle abi akşama kadar. Belgesellerini, dizilerini, şarkılarını izlesen takıl. Kendi dünyanda takıl. O zaman girme. Emperyalizmmiş, kapitalizmmiş, dünyada Müslümanların üzerine oynanan oyunlar ne? Bir ayda sadece Doğu Türkistan'da 130 küsur kişi tecavüze uğruyor. Haberiniz var mı? Nereden haberiniz olacak? Vakit ayırmak gerekiyor buna. Ama sen
dizilerin hangi komik bölümleri var, YouTube'dan onları açarsan, sen Fenerbahçe ne yapmış, ona kaç tane atmış, ona atamamış mı? Ha, senin beynin sadece, beyin sıvın buna çalışırsa, oturursun, mücahitlik taslarsın. Ama oturmakla, şarkı, türküyle, mizahla bu gitmiyor. Arkadaşlar, zaman gidiyor, gidiyor zaman. Zaman bitti, bitti bitiyor. En tehlikeli şey ne biliyor musunuz? Ortada gitmek. Bizim şu an yaptığımız o. Çok üzülüyorum ya, var ya. Ne üzülüyorsun? Uygur Türkleri ya. Lan bu kafirler var ya, var ya falan. Kudüs'e çok üzülüyorum. Ya bu İsrail var ya, bu Siyonizm falan. Sen ne yapıyorsun abi? Onlar kendi dilinde İbranice izlediklerini sen Türkçe izliyorsun. Şu an İsrail Devlet Televizyonu'nda yayınlanan dizilerin aynısını sen dinliyorsun, izliyorsun. Anca Türkçesini izliyorsun. Oradaki yarışma programları sağ olsun, bir tane arkadaşımız var. Aynısını getiriyor Türkiye'ye. Çoluk çocuk onu izliyorsun. Senin bir Yahudi'den bir farkın yok ki Hristiyan'dan. İzlediklerinden bahsediyorum, imandan bahsetmiyorum. Şimdi o zaman niye kızıyorsun ki ona? Sen evinde Müslümanım diyerek, namazında, abdestinde olarak futbol manyaklığın var. Dizilerin arkasından günlerce, haftalarca böyle uykusuz kalacak kadar konuşmaya sen meraklısın. O adam da ki onu yapıyor. Bir değişik bir şeyimiz yok ki arada. Ha o zaman kahrolsun bilmem ne falan bağırmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle her yaptığımızın hesabını soracak bize. Ya aklımızı başımıza devşireceğiz böyle, ya da ne yapacağız biliyor musun? Klavye mücahidi olacağız. Oturduğumuz yerden dünyayı kurtaracağız. Ne olacak bu Müslümanlar? Ne olacak? Ya sen bırak, sen evvela kaldır kafanı şu cep telefonundan, internetten. Ne olacak ya? Çok üzülüyorum ben. Her namazımda dua ediyorum. Dua ediyorsun ama 10 dakika sonra unutuyorsun. O kahkahalarla, dizilerle. Kahkaha seslerini 4. kat duyuyor. Ne olacak şimdi? Nasıl bir üzüntü bu? Durum bu arkadaşlar. Biraz kendimize inşallah gelmek gerekiyor. Bugün anlatmak istediklerim bunlarla sınırlı. Birkaç mesaj okuyalım, veda edelim inşallah. Cebeci'den Bülent Baş, zamanı boşa harcıyoruz, kıymetini bilmiyoruz çoğumuz. Boş şeylerle geçiyor, elden kaçıyor, ömür bitiyor, ortada bir şey yok. Dönüp baktığımız zaman koca bir ömür boşa geçmiş. Sonra tabii ki çok kederleniyoruz, üzülüyoruz, ah vah ediyoruz ama zaman bir daha geri gelmiyor. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel dua etmiş. Zamanını bilene Allah rahmetini erdirsin. Yani zamanının kıymetini bilene Allah merhamet etsin diyor. Ve yine bizleri bir hadisle uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz dünya geçici ve durmaksızın arkasını dönüp gitmektedir. Ondan kalan sahibinin içip de kabın dibinde bıraktığı kalıntı su kadar bir miktardır. Dünya hayatı bir anlık bir zamandan ibarettir. O halde onu Allah yolunda geçiriniz. Amin. Ne güzel buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrunisa isimli bir dinleyicimiz de yaşamış olduğu bir sıkıntıdan dolayı bizden ve tüm dinleyenlerinden, dinleyicilerimizden dua istiyor sıkıntısıyla ilgili. Neymiş derdi kardeşimizin? Eşinden ayrılıyormuş. Yani eşi kendisinden ayrılmak istiyormuş. Çok zor durumdaymış. 3 tane çocuğu varmış. Çocukları 6, 3 ve 1,5 yaşlarında. Çok küçükler diyor daha. Dua eder misiniz bununla ilgili? Allahu Teala huzurdan, sıhhatten ayırmasın kardeşim. Siz de inşallah dua buyurunuz. Belçika Brüksel'den Kamil Karatoprak, Allah İbrahim kardeşim Allah razı olsun, severek takip ediyorum, Allah'a emanet olun inşallah demiş. Sağ olun. Arkadan şu sesleri duyuyorsunuz değil mi? Yani işte boş zamandan bahsederken şimdi o egzozu bak, duyuyor musun? Rahatlıyor, mutlu oluyor. Böyle bir deşarj oluyor, anladın mı işte? Ama maalesef IQ seviyesinin yüksekliğiyle düşüklüğü arasındaki farkı bu şekilde görüyoruz. Cehaletle aynı şekilde görüyoruz. Yani bir insanı rahatsız edecek derecede bir hareketi yapmanın, bundan da mutlu olmanın bence tek gidilecek yeri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olması gerekiyor. Buyurun. Hayırlı yayınlar abi, vesilenizle çok gereksiz şeylerden koptum. Maalesef evde TV olduğu için alemle bir arada bulunamıyorum. Yanımıza neden gelmezsin deyip sitem ederler. Dua ediniz, Allah razı olsun sizden ve sizin gibilerinden. Ben de onu anlamıyorum. Ya yanına kimin gelip geldiğini gittiğini televizyon izleyen kişiler nereden anlıyorlar acaba? Görüntü olarak geliyor şimdi, anladın mı? Şimdi burada televizyonu açsak 6 kişi 10 kişi ol burada.
Zaten herkes televizyona bakıyor. Bir saat bakıyoruz sonra ayrılıyoruz. Ne oldu şimdi? Ha aynı odada olmuyorsun, olmamışsın yani. Hatta adam tuvalete affedersin küçük televizyonlardan almış. Dizisin orada devam etsin diye işlem yaparken. Mutfakta bir tane var. Hiçbir şey bulamadı zaten. Cep telefonundan izliyor. Ya çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de ona göre geçen bir farz gibi. O diziyi izlemesi lazım. Olmaz. Anladın mı? Onu birkaç günde gidecek. Ertesi gün konuşulacak, bu gündem olacak. Şunu izledim mi, izlemedim. Vay be ulan. Yani adama şey diyor. Affedersin. Vay gerizekalı. Nasıl izlemedi sen o diziyi falan. Cahil falan. Yani öyle durumlar da oluyor maalesef. Allah kolaylık versin. Buyurun. Abisiniz çok severek dinliyoruz. Benim bir ablam var, 30 yaşında, namaz kılmıyor, bir de çok huysuz. Devamlı kavga edip hakaret ediyor. Ne yapmam lazım? Ayrıca sayende internetle aramı kıstım ve televizyonu da bıraktım. Allah razı olsun. Neşe'ye de selam söyler misin abi? O da sizi çok sevip çok dinliyor demiş. Öncelikle Allah razı olsun. Ben Rabbime şükrediyorum. Belki 50-60 tane buna benzer mesaj geldi. Televizyon ve internetle alakalı bağını kopardığını söyleyenler. Allah sayınızı çoğalsın. Ne kadar uzak durursanız, Mahmud Efendi Hazretlerini seviyor musunuz? Kaddesallahu sırru. Ben severim. Kimin ne kadar sevdiğini Allah-u Teala bilir. Ama ben sevdiğimi iddia ediyorum. Ve kendisinin bir tane televizyonla alakalı en küçük yararın olduğu ile ilgili bir sözü yok. Şimdi televizyonda inşallah Lale Gül televizyonunda yayınlanacak Efendi Hazretlerinin sözleri var. Onları okuyordum. Aman Allah'ım dedim ya. Lütfen bir çeki düzen verelim kendimize. Ciddi söylüyorum. Yani hem bir taraftan çok seviyorum, çok seviyorum efendim işte tarikat, tasavvuf falan. Abi maçtan da taviz vermiyoruz. Şarkıdan, türküden de taviz vermiyoruz. Televizyon, reklamlar, haberler, sonra oturayım tasavvuf şeyine erbabı olayım. Ya bırak. Olmuyor, oturmuyor zaten. Anladın mı? Yakışmıyor da. O yüzden sokmayın. Soktuktan sonra televizyonu, yo ben kontrol ediyorum canım, her şeyi izlemiyorum falan, bırak. Şu kanalda dursun. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Yo şu da dursun, bundan da şunu. Zaten şimdi haber spikerini izliyorsun hanımları. Yani şeye mi gidiyorlar, bir defileye mi çıkıyor, haber mi sunuyor belli değil. Şimdi onu izlemek çok mu hoş yani, bön bön bakıyoruz. Aç radyoyu dinle yani. Buyurun. Abi Allah razı olsun sizlerden, çok etkileniyoruz anlattıklarınızdan. Hayatımızda da uygulamaya gayret etmeye çalışıyoruz. Bize okumamız için eserler tavsiyede bulunur musun lütfen? Bir de hayırlı bir şekilde evlenmem için sizlerden dua istiyorum demiş. Allah Azze ve Celle size hakkınızda ve sizin de karşınızdakinin hakkında birbirinize hayırlı olmayı nasip eylesin. İstikametten, yoldan ayırmasın, amin. Bir dinleyicimiz de Allah razı olsun dinliyoruz, selamlar demiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın selamı, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Abi bir Allah dostu şöyle buyurmuş. Bir bardakta su yoksa orada hava vardır. Bardağı su ile dolarsa orada hava gider. Yani bir kalpte dünya ile ahirette bulunmaz, ama orada dünya varsa ahiret o kalpte kalmaz. Boş ve dolu zamanlarda buna misal dua eder misiniz inşallah? Hala Ertan. Eyvallah. Bu hangi örneğe benzedi? Daha demin bizim vermiş olduğumuz örnek. Eyvallah. Buyurun. Ben İsa, internet üzerinden Gaziantep'ten dinliyorum. Selam ve dua ile. Bugün dinlerken eski günlerimi hatırladım. Uzun zamandır sizi dinleyemiyorum. Bana dua edin abi demiş. Allah razı olsun, selamlar olsun. İsa kardeşim çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e de efendim selamlarımızı iletelim. Bununla sınırlı olsun inşallah bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ramazan, sana da çok teşekkür ederim. Ne demek abi, ben teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için Allah razı olsun. Bugünkü programda anlatmaya çalıştığımız mevzular tabii ki bizim bilgimiz, bizim haddimize değil. Sadece bazı tavsiyelerdi bunlar. Kardeşane, dostane tavsiyelerdi. Dolayısıyla inşallah anlatılan şeyler doğruysa, doğrunun kim tarafından söylendiğinin bir önemi yoktur. İsterse efendim ben şuyum desin, buyum desin. Doğru neyse doğrudur. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu bu programı sizlere hazırlayıp sunmaya çalışan bu acize, hem sizler gibi değerli kardeşlerimize bundan sonraki yaşamımızın değerini bilmeyi, gereksiz, hiçbir faydası olmayan ve Allahu Teala'nın razı olmadığı her türlü alışkanlığımız, neyse bu, yalan mı konuşuyoruz, gereksiz şeyler, komedi adı altında onları mı izliyoruz, şarkı türküye mi meylettik,
efendim saatlerimizi boş şeyler için mi harcıyoruz? Bunların değerini bilmeyi nasip eylesin Rabbim Celle Celaluhu. Bir de ben de anlayamadım, son iki gündür Halil İbrahim Sofrası programı ile alakalı aşırı diyebileceğim bir geri dönüş var. Hem telefonlara hem mesajlara bakıyoruz. Sevgili Ramazan da onu söyledi. Şimdi bu iki programda şunu öğrendim. Hepimiz öz eleştiri yapmaya açız. Hepimiz bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Ben bunu öğrendim. Boş vakitlerden konuşuyoruz ya. Hepimiz aynıyız. Bakın ben de siz de, ama bir şeyleri hayatımızda değiştirmek gerektiğini öğrendim ben bu programda. Ve o kadar çok mesaj geliyor ki bu konuda şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Benim kardeşlerim arıyor. Eve gittim diyor. Kumanda yok ortada. Kumandayı vermeyeceğim, bu televizyonu sat. Abi diyor, sen ne anlattın? Gittik program kaydını dinlettik. Bir tane kardeşim yazmış, ismi bana kalsın. Abi diyor, tam diyor televizyonu diyor kapatıp kapatmama şeyindeydim. Baktım diyor televizyonu kapattım. Bu sefer cep telefonundan giriyorum diyor. İnterneti kapattım diyor. Çok güzel şeyler oluyor inşallah. Efendim televizyon izlememek, gülmemek, dünyadan soyutlamak değil kendinizi. Mağarada yaşayalım, hiçbir şeye tebessüm etmeyelim değil. Ama ne olur vicdanınıza soralım bir şey yapacağımız zaman, ne olur. Yalvarıyorum size, nefsinize ne olur yenik düşmeyelim. Yarın öbür gün bana şimdi kızıyor olabilirsiniz. İbrahim abi çok konuşuyorsun ya. Ya sen hangi devirde yaşıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Ama vallahi bakın, Allah'ı şahitlik öyle her zaman tutulur mu? Tutuyorum. Sizi sevdiğim için vallahi başka bir şey yok. Ne size fırça atmaya böyle meyilliyim, böyle geleyim böyle caka satayım gideyim. Vallahi bak diyorum, ne diyeyim daha. Allahu Teala sizi de bizi de affetsin. Geri kalan ömrümüzü kendi istediği gibi yaşayanlardan eylesin ve diğer insanların İslam'a girmelerine, kendilerini derlemelerine, toplamalarına vesile etsin bizi kardeşim. Bugünkü programı eğer dinleyebildiyseniz lütfen bir önceki programla beraber dinleyin ve sakinken, mesela çalışıyorsanız geceliğin evinizde dinleyin. Işıkları falan kapatın, sakin böyle konsantre olma durumuna geçin. Dün ve bugünkü programı beraber dinleyin diye tavsiye ediyorum inşallah. Hepinize çok teşekkürler Ramazan. Yarın inşallah devam edelim programımıza. Sana da teşekkür ediyorum yine. Ben teşekkür ederim abi. Asıl biz size teşekkür etmek gerekiyor. Böyle güzel bilgilerle dinleyenlerimizi istifade ettirdiğin için. Estağfurullah kardeşim. Allah razı olsun. Görüşmek ümidiyle. Rabbimiz Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim Sofrası sona erdi. Katkılarından ötürü Ayder'e teşekkür ederiz. Ayder web adresi ahmetyesevi.org.tr